Peki hocam bir şey daha soracaktım bununla ilgili. Pardon bununla gidiyorum. Hastalıklar ilgili. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda özellikle geçtiğimiz ay içerisinde çok yoğun grip, nezle, ağır nezle, uzun süren grip gibi bir takım hasta, bir, bir, salgın oldu bir anlamda. Şimdi bana da çok bu konuda gelen mailler var. sosyal medyada da bunları gördük. Bu pandemi sırasında sizin az önce söylediğiniz gibi bağışıklık sisteminin zayıflamasından ötürü e, normalde çok hafif atılacak böyle, böyle gripal enfeksiyonların ya da e, belki nezlelerin e, ağır geçmesine sebep oldu mu? Olduğu için mi yoksa böyle bir virüs e, bir e, salgın mı var? E, ağır bir grip virüsü veya nezle salgını mı var Türkiye'de? Şimdi bunu e, açıkçası e, Tam, tam da dediğiniz nedenle yani insanların bağışıklık sistemi zayıflamışken bizim birden bire teması açmamız. Şimdi de bugün e, işte gastroenteritlerin açtığına, e, arttığına dair çocuklarda bir e, şeyler başladı, yayınlar. Gerçekten hem gastroenteritler hem sonunum yolu enfeksiyonları arttı bir miktar. Bu böyle bir salgın falan düzeyinde değil. Ancak sayı olarak bir artış var. Bunun nedeni birincisi biraz ötelenmesi bunların. Yani virüsler çoğalmak için kendisine konak arıyorlar ve bir süre bulamadılar bu izolasyon döneminde. Şimdi çocuklar da bunlarla karşılaşmadığı için çocuklar genellikle öyledir. Bunlarla karşılaşmadığı için işte onlara karşı kısmi de olsa bir bağışıklık geliştiremediler ve bu hastalıkları eskiye göre daha sık ve dediğiniz gibi daha ağır formda görmeye başladık. Bu aslında e, beklenen bir durum. Bunu zaten bütün e, önlemler kaldırılıyor. Maske dahil okullarda dendiği zaman bunların olacağını tahmin etmiştik, söyledik zaten. Ve nitekim şimdi onları yaşıyoruz. İnanın bir süre sonra maymun çiçeği değil işte onun yerine bir başka böyle halka tuhaf gelen ismi olan bir hastalık çıkacak. Arkasından işte yazın hiç görmediğimiz solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını göreceğiz. Bunu geçen yazda yaşadık. Geçen yazda hiç görmediğimiz işte bu üst sonlum yolu enfeksiyonu yapan rinovirüslerin, para influenza dediğimiz virüslerin ciddi şekilde arttığını gördük. Çünkü kışın yapamamıştı enfeksiyonu virüs yazın yaptı tam da o dönemde. Şimdi de gene aynı şekilde bir e, bahsettiğiniz tipte vakalarda artış göreceğiz. Peki hocam bu artışları engellemek için ne yapmak lazım? Bu, bu, bu tekrar kapanmak mı yoksa hala maskeli mi gezmek ki ne yapmak lazım yani çünkü e, çok e, bir yandan da yani öldürmüyor ama rahatsız ediyor insanları ve e, topluma bir şey zeyp oluyor. Evet. Sağlık sistemine e, yük oluyor. Sosyal sigortalar sistemine e, yük oluyor. <laughs> e, ne yapmak lazım bununla ilgili? Evet. Yani bununla ilgili bir defa birincisi okul sağlığıyla ilgili bir plan geliştirilmeli ve bu önlemler birdenbire kaldırılmamalı. Bakın birçok şey Mesela gastroenterit sonunum yoluyla bulaşmıyor. Evet. Neticede işte e, bulaşık materyalden bulaşıyor. İşte gıdadan bulaşıyor. Neden? Çünkü dezenfeksiyon falan da kaldırıldı. Yani sadece kaldırılan maskeler değil okullarda. Temizlik kaldırıldı, dezenfeksiyon kaldırıldı. Çocuklar birden bire kontrolsüz bir şekilde temas etmeye başladılar. Ve eskiye kıyaslayan pandemi öncesine göre... Bu tip vakalarda artış ortaya çıktı. Dolayısıyla bunların özellikle yavaş yavaş yani işte maskeyi çıkarıyorsanız sosyal mesafeyi biraz sağlayacaksınız. Sosyal mesafeyi de artık kaldırmaya başladığınızda okullardaki temizliği ve dezenfeksiyonu bir süre sıkı şekilde devam edeceksiniz. Ondan sonra kaldırılacak. Yani kademeli kaldırılsın bu önlemler denmesinin en büyük nedeni bu zaten. Birdenbire çocukları yoğun bir mikroorganizma yüküyle karşı karşıya bırakmamak. Böyle bırakırsanız bunların hepsi arka arkaya gelecek. Görülecek. Şu anda polikliniklerde beklemediğimiz kadar çok sayıda bu tip hastalıklar var. Ama e, ileride dediğim gibi daha başka bazı hastalıkların da arttığını göreceğiz. E i̇şte Turist kaynaklı işte çocukların teması kaynaklı. Bunu önlemek için de aslında maskelerin bir süre kontrollü olarak kaldırılması lazımdı. Evet devlet bir kontrollü plan açıkladı. İşte şöyle binin altına inince işte toplu taşımadan kaldırılacak falan diye ama vatandaşın algısı öyle olmadı. Olmuyor. Yani salgın bitti kurtulduk deyince insanlar tamamen bıraktılar. Hiç kullanmamaya başladı. Peki hocam son bir şey söyleyeyim ...sizin daha fazla vaktiniz olmadan... ...şimdi bu, bu monkeypox e, şu haliyle... ...anlattığınız e, haliyle bir... ...süper bulaşıcı değil, temas yoluyla bulaşıyor... ...havadan falan bulaşmıyor... E, ...bu temasında çok yakın olması gerekiyor... E, ...süper öldürücü değil... ...evet e, iz yapıyor... ...vücutta e, cilt altına yerleştiği için... ...ciltte e, geçmişte de olan... ...ve çiçek bozuğu denilen bir cilt... E, ...deformasyonel cilt bozukluğuna... ...seviyet veriyor ama... E, ...bir yandan da korkular şu... E, ya bu hastalıkta diğer e, COVID gibi peş peşe mutasyonlar geçirir ve daha bulaşıcı, daha tehlikeli, daha öldürücü, daha ağır seyredici izler bölgesi diye. Fakat bildiğim kadarıyla çiçek virüsleri e, RNA virüsü değil yani e, COVID gibi RNA virüsü değil DNA virüsleri. Ve onların yine bildiğim kadarıyla yanlıştan düzeltin lütfen. E, Mutasyon geçirmesi biraz daha zor. Diğerleri kadar hızlı mutasyon geçirmiyorlar ve daha sabit bir karakterleri var. E buna rağmen mutasyon riski var mı ve bu mutasyon e, aleyhte mi olur olursa? Hı hı. Dediğiniz çok doğru. Bunlar DNA virüsleri. RNA virüsleri kadar sık mutasyon geçirmiyorlar. Dolayısıyla böyle COVID'de gördüğümüz ya da influenza virüsünde gördüğümüz gibi büyük mutasyonlar. Hızlı gelişen mutasyonlar beklemiyoruz ama zaman içerisinde bunlar da mutasyona vuruyorlar. Zaten işte bu çiçek virüsünden birçok farklı çiçek virüsünün gelişip farklı canlıları enfekte etmesinin nedeni de mutasyon aslında. Örneğin işte Doğu Batı Afrika tipi ile Orta Afrika tipi arasında bir mutasyon farkı var. Ama bunlar çok yavaş geliştiği için. ...vakalar görüldüğü sırada... ...bunları görüp de... ...sıkıntı yaşamıyoruz. O yüzden ileride... ...bu bir mutasyona uğrayıp da... ...ölümcül, bulaşçı... ...insan çiçeği gibi bir özellik... ...kazanabilir mi? Bu... E, ...istatistiki olarak bakarsanız... ...evet olası bir durum bu. Olabilir. Zaten virüslerde böyle gelişiyor. Yani DNA virüsleri işte salgın yapmaz, zararlı değildir gibi bir şey çıkmasın oradan. DNA virüsü bir, büyük bir mutasyon geçirip çok patojen hale gelebilir. Ama süre içerisinde olur bu. Yani o olay devam ederken, bir salgın devam ederken iki de bir aynen Covid'de olduğu gibi böyle işte çok farklı yüzlerce mutasyona uğramaz. Ama Virüsler canlılığını sürdürebilmek için mutasyona uğramak zorundadır. Hocam yani son... mutasyonla hayatlarını devam ettiriyorlar. Evet.